Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu cumartesi sağlık zamanından günaydın diyoruz. Sevgili dostlar, sevgili izleyiciler merhabalar. Sağlık zamanında tekrar bir aradayız. Birbirinden yeni konular ve konukları konuşacağız. Nehir'cim bugün kısaca bahsedebilir miyiz? Neler konuşacağız? Bugün yayın akışımızı kısaca anlatıyorum. İlk olarak bilinçaltı uzmanımız gelecek. Sonrasında çok kıymetli bir yazarımızı ağırlayacağız. Sizleri fazla bekletmeden az sonramızı izleyelim. Sonra soruların cevapları burada. Bilmek ve bilinç nedir? İnanç nasıl çalışır? Rüyalar ve semboller bize mesaj gönderir mi? Şans ve başarıyı hayatımıza çekmek mümkün mü? Bilinçaltının hayatımıza etkilerini bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak. Az sonra. Evet, sağlık zamanı başladı. Bilinçaltı okuyucusu Nurten Tuncay. Hoş geldiniz. Hoş gördüm Nehir Hanımcığım, Yasin Beyciğim. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. İlk yayınımızda sizi ağırlamak gerçekten bizim için çok şeref verici. Çünkü biz iki sezon önce yine yaz sezonunda sağlık zamanı yaptık ve sizi ağırlamıştık. Konularımız yarım kalmıştı. Şimdi bizim ilk yayınımızda yine sizinle beraber olmak nasip olduğu için açıkçası ben çok mutluyum. Biz de. Evet, size neler soracağız? Neler soracağız Yasin'cim, Nurten Hanım'a biraz Bugün bolca bahsedelim. Bilmekten, bilinçten bunlardan bahsedeceğiz, konuşacağız. Sıklıkla da açıkçası merak edilen şeylerden bir tanesi. Bilmek ve bilinç ara nedir, farkları nelerdir, bunları merak ediyoruz Nurten Hanım. Bugün ilk program, bana haberi geldiğinde inanılmaz enerjiyi sevmiştim, frekansınızı sevmiştim. Dedim ki seve seve ben bu yayına katkı olmayı seçiyorum. Bugünün rengi Koç yeni ayda buluştu ve evet. Yeni ayda buluştuğu için, yani yeni ayda demeyelim, Koç burcu gelişti, kırmızı rengi. Ben kırmızıyı sabah ona göre hazırladım kendimi, kırmızı tonlarını giydim. Aynaya baktım, kendimi hissetmedim. Evet. Hemen çıkardım. Mavilere döndüm. Geldim burada, Nehir Hanımcığım mavilere bürünmüş. Bu yayında da. Aynayız. Evet, şimdi geçen yayında bunun da bilmesini okuyalım. Gelmiş. Tamam, biliyoruz ama bilinç boyutu. Şimdi bilmesinde siz ve ben bugün dedik ki boğaz çakramız aktif olmalı. Biz bugün konuşacağız. Tamam, Koç aktif, enerjik, ateş, elementi, hızlı, birçok alanda kendini önder kılıyor. Fakat benim kök çakramda hala hazırda bir şeyler var ve beni kırmızı kabul etmedi bedenim. Dedik sen boğaz çakrana yönel, boş ver kırmızıyı, mavide kal. Geldim sizi gördüm mavide. Dedim elhamdülillah bugün boğaz konuşma, çok şükür. Hemen Yasin Bey'e döndüm, dedi ki otorite burada, tamam. Dedi ki buraya dedi yumruğu koyuyorum dedi, griyi almış. Gri depresyon rengidir, sembol de. Allah. Yasin depresyonda olabilir. Geçen hayır. geçen sefer de sarıyla hastalığı simgelemişti. Bu sefer de. Sarı aynı zamanda bolluk, bereket rengi. Yani hastalık rengini sarı. Mesela hasta bunu tabii ki hastalık olarak sarı rengi gördüğünde alacak. Fakat sen aktif bir alandasın ve sarıyla karşılaşıyorsun. Sarı kelebek görüyorsun, çiçek görüyorsun. Orada ayçiçek çiçeklerini gördüm biraz önce. Dedim herhalde bizim için gelmiş program için koca koca. Neden? Bak, bolluk berekettir. Şimdi siz söz ve otorite sahibiyim diyorsunuz. Bu alanda bakın, alana göre de renk değişiyor. Yani biz inşallah bilmek ve bilinç. Şimdi bunu bilince birçok kişi kırmızıyı ve maviyi bir anda bilinç boyutuna indirdi şu an farkında olmadan. Çünkü söz telkindir. Hipnozdur. Şu an birçok insana hipnoz gitti. Allah Allah, ben kırmızıyı ondan mı seçemiyorum dedi ekran şu an. Sizde gözler büyüdüğüne göre. Evet, ben de şu an gerçekten o telkini aldım. Aldınız. Evet, yani i̇şte, mavi deyince budur. Benim de böyle işte, siz herhalde bu şekilde değil mi yönlendiriyorsunuz? Evet. Ya da siz içe mi döndürüyorsunuz? İçe döndürüyoruz. İçe. Bir tane iç sizden. Var. Bu içeride. Biliyor, herkes biliyor, tütün mamulleri zararlı. Evet. Bağımlılık zararlı. Herkes biliyor hareketsiz hayatın yıkıcı bir enerji olduğunu. Bilmekle bilinç boyutunda adam bir gün oluyor, bir kelime veyahut bir laf, bir söz, bir hareket atıyor tütün mamülünü. Ben bıraktım diyor. Nasıl bıraktın? Sen de 40 yıllık bu tütün mamülünü alan adamsın. O anda diyor benim için bitti diyor. Bilme boyutundan bilinç boyutuna taşıdı, indirdi yazılımı. Aldı, kabul etti ve artık adamın gerçeği. Öncesinde teorik olarak bir kabuldü sadece bu. Daha sonrasında içselleştirdi. İşte burada
inanca geçiyor artık. Ve senin inancın gerçeğin oluyor. Peki bunu bilinçli bir şekilde mi yapıyor kişi? Yani o geçişi işte oradan geçmişten beri bildiği bu şeyden bilinç boyutuna geçişini nasıl yapıyor? Kendiliğinden olan bir şey mi o? Kendiliğinden zamanı derken, gelince zaten olacak bir şey mi? Zamanı gelince değil, senin gayretin. Kaderin gayretine aşık bir kader sistemi var. Kulun gayretine aşık bir kader var. Senin gayretin talep ediliyor. Peki, bu alemde. Peki orada nasıl bir gayret sarf etmiş olabilir? Şimdi biliyorsun, ben biliyorum, okuyoruz değil mi? Biliyoruz yani. Şu en basiti, namaz kılma farz geçmiş Müslüman inanan birinde kılıyor mu? Kılmıyor. Kimisi kılıyor, kimisi kılmıyor. Mesela diyelim. Ama bir yerde tak diye namaza başlıyor. O günden sonra namaz ehli oluyor. O güne kadar da biliyordu ayete Müslümanım, Kur'an benim, evet kabul. Fakat bir türlü geçemiyordu. Şimdi atasal karması olabiliyor kişinin, oraya tutunuyor. Ki biz çoğumuz 7 DNA'dan gelişiyoruz. Her bir 7 DNA bir sonraki 7 DNA'ya yazılım veriyor. Sen bir atalar oluşumusun. Yani biz böyle hani bir dağa baktığımızda dağ diyebilir miyiz? Sadece topraktan, kayadan, mermerden, sudan oluştu. Bir dünyanın malzemesiyle bir dağ görüntüsü görüyorsun. Şurada gördüğünde her bir 7-7-7 geriye doğru nesiller ötesi bir aktarım var. Şu an bilmediğin birçok şeyi hissediyorsun, biliyorsun. Nereden biliyorsun? Çünkü galübeladan, ruhlar aleminin başından sonuna sende yazılım mevcut. Sadece sen bunu çabalayarak oku ilmi. Neden ilk ayeti kerime oku dedi Allahu Alem? Kendimizi mi dedi, okuyacağız? Oku. Neyi oku? Orada demiyor bak, ayeti oku demiyor. Ayeti okumadan tabii ki alemi okuyamazsın. Fakat okumaktan geri koyulduk. Çünkü biliyorsunuz bu ülkenin kadim bilgileri çok meşhur ve bu dünyayı o yüzden saltanat kurmuş bir topluluktu bu zümre. Kadim bilgileri çok güzel işletiyordu. En basiti bir otobüsü veyahut bu koltuk biraz sonra ben kalkacağım. Benim yazılımım DNA hücre boyutunda bu sandalyeye geçecek. Hemen benim sıcağıma gelip oturan kişi ne olacak biliyor musunuz? Negatif enerjim varsa benim enerjime, sıcağıma oturacak. Eskiler buna der ki sıcağına oturma. Hemen ne yapacaksın elinle? Şöyle bir enerji boyutunda frekansı çalıştıracaksın, süpüreceksin alanı. Bundan korunmak için diyelim ki negatif enerji kaldı oturduğumuz yerde. Evet. Elimize süpürüp aynı zamanda da bunu hissetmek ve inanmak önemli tabii ki. Tabii ki, değil ki mi? Ya elini yaptın bakıyorsun. Değil. Buna inanarak oradaki yapmak. Oradaki enerjiyi süpürüp kendi alanını koruma altına alıyorsun. Sana öyle bir yazılım vermiş ki senin düşündüğün tezahür alanına çekebildiğin, yani vizyonladığın. Şimdi düşün, denizdeyiz, sıcacık bir hava. Mis gibi kumsal. Allah'ım iyot kokusundan geçilmiyor. Ağzeler yok falan. Papağan, cennet papağanları o palmiyelerin üstünde rengarenk. Devasa anka kuşları uçuyor. Görebildiniz mi? Ya muhteşem bir rüzgar var. O kadar tatlı esiyor ki. Nasıl hissettin bunu? Siz böyle anlatırsanız hissederiz. Ya hissettin. Aynen öyle. Hissettin. Gittin mi? Beklenen zamanla. Bak gördün mü? Mevlana diyor ki bunun için. Ey insan, gül düşünür, gülistanlık olursun. Diken düşünür, diken tarlası olursun. Sendeki bu yazılımda sen sabah kalkıyorsun. Gene mi dedin, kalktın, uyandın. Bütün günün böyle. Yatarken de zaten aynı dünyaya, aleme uyandığın için tekrar yatarken de yine mi deyip yatacaksın. Nasıl çıkacağız bu döngüden? Nasıl inanç boyutuna getireceğiz? Nasıl bilinç boyutuna getireceğiz? Nasıl getireceğiz? Gözünüzü açmadan. Evet. Lafınızı kesiyorum çok özür dileyerek. Sizin bir deyişiniz vardı geçen programda. Hiç unutmuyorum, 2 yıl geçti üstünden ama. Söz büyüyse bilinç altı şahittir diyordunuz. Evet. Bu şimdi anlatacağınız da bununla mı ilgili? Yani aynen, ağzımızdan çıkanlar bilincimizde yer ediyor. Biz farkında olmadan onu içselleştirip yaşam alanımıza taşıyoruz. Evet. O şekilde hayatımız. Ne güzel almış koymuşsun. Demek ki o senin telkin gitmiş ve yer bulmuş, inancın olmuş. O günden beri de sözlerine dikkat ediyorsundur. Evet, kesinlikle. Biz daha bu doğa bölümüne geleceğiz inşallah birazdan. Orada bir sürü sırra vakıf olmaya niyet ettik inşallah. Bu bilinçle çıktı. Sabah daha kalkıyorum. Kalkmadan gözlerim kapalı. Allah'ın bizim anne karnında ilk şekillendirilen hücremiz neymiş biliyor musunuz, organımız? Kulak. İlk kulak şekil alıyormuş. Kulağın esması Allah alemde neydi? Ya Semiyu, her şeyi duyan Allah. Sana verildi.
Kulak verildiği anda ya Semih'in esması sende aktif hale getirildi. Peki ben nasıl aktif hale getireceğim? Gayret burada işte. Ben ya Semih'in esmasını sabah gözümü açmadan 21 kere zikrediyorum. Gözüm kapalı 21 kere ya Semih'in Celle Celaluhu. Sonra da diyorum ki Allah'ın bugünün müjdeleri nelerdir? Çünkü kulak ya, ne duymak istiyorsun? Ben müjde duymak istiyorum. Ve Bismillah diyorum, yataktan kalkıyorum, korumaları yapmak nasip olsun, ayetel kürsü felak nas. Ve şükürle kalkıyorum. Çünkü ayağım basacak bir zemin var, gece yattığım bir yorganım var ve benim güne uyanabilecek bir hala ömrüm var. Bir sürü derdim, kederim var. Nurten Hanım, nasıl yapacağız bunu? Yapmazsan döngü kırılmaz. Sen sarayda da yalıda da yaşasan bu huzursuzluk dünyanın neresine gitse, gece konduda huzur buldun, dünyanın neresine git gene bulursun. Yalıda huzur bulamadın, dünyanın neresine git gene huzur bulamazsın. Huzur nerede başlıyordu? Kendimizde, içimizde. İşte biz bunu nasıl başlatacağız, döngüyü nasıl kıracağız? Sen sabah kalkarken bir kere zikrederek kalkacaksın, şükrederek kalkacaksın. Şükürler olsun. Diyor ki şükür her nimeti ziyadeleştirir, yukarı taşır, parlatır. E şimdi ben nasıl şükretmeyeyim? Böyle bir alana keyifle, neşeyle, ihtişamla geldim. Kolaylıkla geldim. Eşim işini bıraktı, aldı getirdi. Kapıda taylak karşıladı. Sağ olsun. Sizin yüzlerinizi gördüm. Şimdi bak, şükür bu nimeti daha da artıracak. Ve ben, bana ilk teklif gelir gelmez dedim ki ben bu programda ilksem. Hemen geliyorum çünkü gülen yüzlerinizi hatırlıyorum ve bu programda çok olmaya seçiyorum, bakın bir de seçtim dedim ki. Tam oraya gelecektim. Çok dedim, ben bu programda olmayı seçiyorum. Bütün bu bilinçaltımız, bilim, bilmekten gelen işte bir zamanla bilinçe dönen o şey bir yerde de seçimimizi etkiliyor değil i̇şte mi? Yani bir karar veriyoruz bunun neticesinde karar. Biz artık. Kararı vermek çok güzel bir yerde söylediniz, karar mekanizması. Karar vermek ne demek biliyor musunuz bu sistemde? Karar verdim. Burada olmaya. Evde hala yatıyorum. Gelebilir miyim? Hayır. Karar vermek demek sorumluluk almak demek. Sistemde sorumluluk aldığın şey çözülüyor. Ben diyorum, ya Rabbi benim gali beladan orada yaptığım hataların sınav alemi burası. Matematik dersinden kalmışım. Diyorum ki yok Allah'ım benim matematik dersine sokma ya. Benim kafa basmıyor bu derse. O zaman sen bu sınavı bitirmeyeceksin. Ben de diyorum ki evet Allah'ım, ben orada da basmamış o kafa, burada da basmıyor. Fakat ben bu matematik dersinin sınavının kolaylaşmasını seçiyorum. Seç. İnan sana kolaylaştırılacak. Senin yerine sınava girenler çıkacak belki. Ne yapacak? Gelecek senin hakkında iki tane, üç tane yargıya girecek, karmaya girecek. Alacak senin ayakkabıyı, giyecek. Senin sınavın üstünden gidecek. Tabii bunu yapma sistemde. Yani benim negatif enerjiyle bana konuşsunlar da benim alanıma girip benim yolumu yürüsünler diye bunu yapma. Zira o alanı açmak da Allah Resulü'nün dediği gibi nazara sebep olur. O da birçok insanı nereye götürür? Mezara götürür diyor Allah Resulü. O yüzden biz kendi bilincimizle birlikte diğerlerinin bilincini de parlaması için gayret edeceğiz. Çünkü onlar da senin bir parçan. Şu an benim baktığım ve sizin bana baktığınız Allah'ın birer hüzmeleriyiz. Biz aslında bir bütüne bakıyoruz. Evet. Yani sen benim bir parçamın parçası, size ondan ona, ondan ona aksediyor. Birlik ve bütünlük bilinciyle biz inşallah sürekli böyle bilinç boyutunda seçeceğiz ve seçtiğimiz şeyi tümü için seçeceğiz. Kendimiz için değil. Yani ben kazanayım, kazanayım. Ne yapıyorsun? Kasa dolu. Nereye kazandın? Bir tane demir yığının içine kapatmak için kazandın. Sen onu ne için kazandığın mühim veyahut ne için öğrendiğin mühim, ne için buraya gelip katkı olduğun mühim. Yani bu alanı seçtiniz ve yayın yapacaksınız. Sizin o gülen yüzünüz, sizin o parlak fikirleriniz, bilgileriniz değil mi? Hem katkı oluyorsunuz hem katkı alıyorsunuz. Seçimler çok mühim. Burada da sorumluluk tabii ki. Evet, bu arada ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz varsa şu an Nurten Tuncay ile beraberiz efendim. Kendisi bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu olduğu için bize bu yönde bilgi veriyor. Karma dedik ya Nurten Hanım. Bence izleyicilerimiz de bunu çok merak ediyor olabilir. Karma ve bilinçaltı ilişkisi nedir? Kötü bir şey yaparsak başımıza kötü bir şey mi geliyor? İyi bir şey yaparsak başımıza iyi bir şey mi geliyor? İyilik yaparken menfaat için mi iyilik yapıyoruz?
Bunlardan biraz bahsedelim mi? Sonra da insan ilişkilerine geçelim. Güzel. Şimdi Allah alem diyor ki ben sizlerin canlarınızı ve mallarınızı cennet karşılığında satın aldım. Ticaret. Bizim buradaki amacımız ticaret için buradayız. Tabii ki ben buraya geldiğimde katkı almak için geldim. Şimdi ben burada demeyeceğim ki ay çok işte tabii ki katkı almak için geldim ve katkı olmak için geldim. Şimdi burada bunu bildim. Hı hı. Bu bildiğimde ben iyi yönde bir hamle yapıyorum. Fakat şurada şunu diyorum. Ya diyorum şu kadar para kazanırsam, şu kadar işte bilmem ne yaparsam burada bir başka alan açıyorum kendime. O açtığın her bir alan, bir düşünce, bir kıvılcım sende büyük bir ağaç oluşturuyor. Ve sonra şunu diyor mesela, kişi geldi dedi ki dolandırayım mahiyetiyle anlatıyor. Dolandırdı, koydu buraya. Evet. Burada da bir dolandırma ağacı çıktı. Hı hı. Artık bu ağaç sürekli meyvesi ne olacak? Dolandırma olacak. Ve başka sürekli bir şey olması mümkün iptal değil. İptal. Dolandırılmak üzere sistemde gelip bunu dolandıracaklar. Evet. Gördün mü karmayı? Şimdi ben dedim ki ya aslında o ceketin o düğmesi de hiç yakışmamış. Güzel kadın ama aman ceketin düğmesine bak. Ben o ceketin düğmesinden bilmem ne düğmeyle daha yukarıda bir alanda bana söylenilecek. Neden? Senin bilinç boyutunda yaptığın açılım oradaki. Evet. Şimdi burada bir sır verelim. Kazanmak, zengin olmak, böyle ne bileyim ilim sahibi olmak istiyor musunuz? Tabii ki herkes ister. Herkesin herkes istemez ki. Ama işte neye tabi olacağız kaçıyor. Çok ister. Çünkü çok çalışkan bir diş hekimi olarak. Evet. Haftanın iki günü çalışan bir diş hekimi olarak. Hayranlıkla izliyoruz, takip ediyoruz. Gerçekten öyle maşallah evet. Subhanallah. Şimdi... Bunun sırrı şu, Yasin Bey'in bu çalışma azmi hiç benlik değil, ben böyle çalışamam. Yasin Bey gibi böyle güleç olamam. Siz şimdi bu kadar okumuşsunuz ya, avukat olmuşsunuz ya, hiç benlik değil bunlar. Ne bileyim, Sabancıların varlığı da çok benlik bir varlık değil. Dersek ne oluyor? Karma yarattın. Evet. Ne yapacağım? Yasin Bey gibi çalışacağım. Sizin gibi azmedeceğim. Sabancı gibi varlığın içine gireceğim. Fakat bunu negatif yönde yapmıyorum bakın söylerken. Yani burada pozitif ve negatif ayırmıyor sistem. Hmm. Sen bulaşmasını istediğin alana git yapış. Ben hangi alanı istiyorum bulaşmasını? İstiyorum işte. Ya o zaman git buraya yapış. Ama enerji olarak yapışma. Yani öv takdir et. Çünkü Allah'ın bir esmasını siz gayret etmişsiniz ve bu aleme yaymışsınız. Fark ettirmişsiniz ki elhamdülillah biz de gayret ettik. Biz de o zaman ne diyeceğiz? Allah'ım bu Nurten'in çabaladığı ilimden ben de talep ediyorum. Bazen canlı yayınlar açıyoruz. Yayında sosyal medyada çıkıyor bir tanesi diyor ki "Oo senin işin iş" diyor. "Senin işini elinden alacağım" diyor. Ben de diyorum ki günde 3 saat uykuyla devam edebileceksen hayata. Buyur al. Yani ben gibi yaz kış böyle hani kendini oradan oraya oradan oraya şehirden şehire koşalatacaksan al. Ama ben buraya gelmek için çok 40 çabasam. Yıl kadar gayret ettim. Burası güzel nokta. 40 yıl kadar. Evet. Yani evet. Sen de gayret edeceksen al. Ama niye benim elimdekini alıyorsun güzel kardeşim? Sistemde sen talep ettiğin anda veren kün feye kün. Senin sisteminde şurada bakın. Ne görüyorsanız, hissediyorsanız, talep ediyorsunuz şurada. Herkesin bu boyutunda. Şurada bir boyut var. Böyle açık büfe bir menü var. Ben diyorum ki ya Rabbi ilim istiyorum. Tamam istedin. İstemek hayal alemi. Ben diyorum ki istiyorum Allah'ım sen ver. Oldu. O zaman ben seçiyorum. İlimi seçtiğim anda neydi? Evde yatmayacaktım. Sorumluluk alacaktım, harekete geçecektim. Yani burada kıskanmak demeyelim de imrenip gayret etmek diyelim. İyilere yani. İmrenelim, onları kınayabiliyoruz iyileri. Mesela bir hafız var çok güzel tilavet yapıyor, çok güzel de uyuyor. Diyoruz ki Allah'ım bu hafızın bu huyunu ya Rabbi kınıyorum. Neden kınıyorsunuz neden? Aslında? Kınadığın başına gelmeden ölmeyeceksin. Evet, bir de neden kınıyorsunuz? Kınıyorum aslında... başıma gelsin.
İyi bir şey de kınıyorum. İyi de bir şey, iyi bir şey de kınıyorum diyorsunuz yani. İyi bir şey kına diyor zaten. Ha. İyi bir şeye kapı aralıyor ama kötü şeyi kınadığında yapışacak. Şimdi kınamak genelde böyle bizde negatif bir anlam ifade ettiği için hani kötü bir şey yaptı ama ya da toplum nezdinde hani diyelim veyahut da işte beğenilmeyen, istenmeyen bir şey yaptı. O yüzden kınadım, o kötü şey benim başıma gelecek gibi bir algı var. Ama i̇şte siz diyorsunuz ki siz iyi bir şey, iyi bir tilavet, iyi bir başarı, i̇şte iyi bir şey. Onu da kınayalım, o da başımıza gelsin. Tabii ki, o da başımıza gelsin. İşte Nurten Hanım'ı neden ısrarla davet ediyoruz? Bu küçük ama aslında hayatımızı çok büyük etkileyecek sırları öğrenmek için. Nurten Hanım, ben izleyicilerimizden gelen sorulara bakıyorum. Çok fazla bolluk, bereket enerjisini hayatımıza nasıl çekeriz ze ilişkin sorular var. Rica etsem cevaplayabilir misiniz? Hemen. Şimdi ben bolluk ve bereket istiyorum dediğimde demek ki bende bolluk yok ve ben bereketsizim. Hangi alana geçtim şu an? Şikayet. Şikayete geçtiniz. Bu da işimize yaramıyordu. Peki ben o zaman tezahür ettirmeliyim. Ne tezahür ettireceğim? Allah'ım gerçekten böyle denize nazır, kokan, bahçeli seminerler, eğitimler verebileceğim çok güzel bir mülk istiyorum. Ve kolaylıkla, keyifle istiyorum. Ben bunun ne kadar 17 saniye kuralı var. Bu bilimsel kural. 17 saniye boyunca o alanda kalır, o düzlemde frekans seviyene sürekli titreştirirsen bu senin manevi alanından maddi alana iniş yapmaya başlıyor. Ve sen bu 17 kuralını sürekli işletirsen sen artık seçimler üstüne sorumluluk alıp mesela düne kadar kozalak satmak var mıydı? Her yer çam kozalağı. Hı hı. O kadar çok anlattım ki 4-5 yıldır çam kozalağına. Şimdi Tahtakale'ye gidiyorum. Çuvallarla çam kozalağı satıyor adamlar. Tanesini 1,5 TL'ye. Düne kadar dökülüp gidiyordu diyorsun. Düşünebiliyor musunuz parayı? 1,5 TL'den o çuvaldaki. Bak, tezahür ettirmeye başladığında senin bilinç boyutunda kapın açılır. Senin 3 önceki atanın bir tane sırrını keşfedersin. O sırrı çok güzel işletirsin. Ne bileyim, bir dokuma yaparsın, bir ipek işlersin, bir boya yaparsın veyahut işte şimdi bu doğal ürünler o kadar revaçta ki bir doğal ürünü tekrardan atasal hediyeni alırsın, satışa çıkarırsın, dünyaya açılırsın. Yok mu küçücük bir iş kadınından dünyaya şu an inanılmaz var. Yani benim danışanlarım içinde o kadar çok var ki. Nurten Hanım, yani ben sağa sola konu komşuya satıyordum. Şimdi dünyadan bana sipariş geliyor, ben hayret ediyorum. Bolluk bir kere var, bereket de var. Peki biz daha artıya nasıl çıkarız? Nasıl burada çıkarız? İnançlarımız. Çok paranız olsa ne olur Nehir Hanım? Ne olur bilmiyorum, ne olur? Direkt çok param yok bilmiyorum. İçe dönüyorduk ya. Tekrar siz de çok neşeli olursanız ne olur, ama çok neşeli. Vallahi. İki tane soru. Çok paranız olursa ne olur, ama o kadar çok. Ya böyle elini atıyorsun, Porsche diyorsun, Porsche'un bütün şeyleri geliyor yani gibi. Ya araba diyorsun, arabanın bütün markaları seriliyor kapının önüne. Bir şey söyleyeyim mi? Ne olur. Bir ay sizi motive eder, bir ay mutluluk verir, ikinci ayda hiçbirinin bir önemi yok. O zaman siz paradan hep kaçıyor musunuz? Neden hep kaçıyorsun? Önünüze manipüle ediyorsunuzdur kendinizi. Hep böyle düşünüp çok önem vermiyorum diyelim. Çünkü kaçmıyorum aslında. Neşe için aynısını söylemeyeyim ben. Neşe için aynısını. Burada da bir başka sır var. Belki bir ata sırrı çıkacak. Siz onun peşine bir düşün. Boşa o soru açılmadı size. Şimdi siz diyorsunuz ki ya ben bütün dünyanın doyumları da bana verirse ben bir süre sonra mutsuzluk ve o hani keyif almama durumuna geçeceğim. O yüzden senin hayatta bir çaban olmalı. Sen hep çabalamalısın ki ya bak çabalıyorum da oluyor. Kendiliğinden bir şey geldiğinde sorgular mısın? Hayır. Böyle. Kötü bir şeyse tabii aniden geldi deriz ama iyi bir şey kapına geldiğinde bir tane kabul ederiz hemen. Anahtarı üstünde araba bırakıldı. Sorgular mısın? Tabii sorgularım. Bu nedir? Neden? Bugünlerde neden daha da çok şüpheli. Ne oluyor? Hayırdır, ölüyor falan mıyız? Başımıza taş mı yağacak? İşte bunlar inançtır, korkulardır. Çoğu da bize ait değildir. Atalarımıza aittir. Göç toplumuyuz, kıtlık toplumuyuz, savaş toplumuyuz. O kadar çok susuzluk, açlık, o kadar çok acıdan geçtik ki. Yani DNA'mızda bunlar var. Bir şey olduğunda, iyi bir şey olduğunda hemen kötü bir şey olacak korkumuz. Diyor ki aman ha, olmasın. Güvenli bölge. Mis gibi yaşa git işte. Çabala, gayret et. Zaten sınav dünyası. Böyle devam et. Neşeden geldi mi bir cevap? Vallahi çok bilmiyorum. Neşelisin ama ya. Öyle böyle değil. Güzel acaba mi? Gerçekten öyle devam de etsin valla. Yok, ben paylaşıyor gibi hep ağlıyorum burada gülüyorum. Bulmadı, inancı dönmedi. Kesinlikle. Yoksa orada ben inanç kıvılcımını görüyorum.
Çok neşeli olursanız ne olur? Ama çok. Çok neşeli olsak ne olur? Vallahi keyifli, güzel mi olur yani? Genelde de öyleyiz yani. Onu söyleyebilirim. Burada dilinç yani siz alta inmiyorsunuz. Siz ilk programda da dedim. Sonra hatta biz sizde bir kapı eşi sembolü mü çalıştık? Öyle hatırlıyorum. Bir kedi konuşmuştuk evet, galiba. Evet. Siz buraya dönmüyorsunuz hocam. Buraya dönün. Allah. Neşe güzel bir şey. Alın, kabul edin. Ama onun altında bir sır var. Orayı çözerseniz siz direkt yansıtacaksınız. Zaten yansıtıyorsunuz. Bunu bir konuşalım biz. Bunu uzun uzun bir konuşalım. Aslında yayın sonrası Nurten'le konuşalım. Nurten Hanım, gördüğümüz rüyaların bir sebebi var mı? Olmaz olur mu? Bu ara çalıştım. Çok güzel tevafuk oldu. 25 yıldır bir tanesi sürekli çocukken ayrılmak zorunda kaldıkları evi, o evde sıkışıp kaldığını, 25 yıldır rüyaların kabusa döndüğünü, birçok destek aldığını ama bu alandan çıkamadığını. İnanın ki iki galiba izliyordur. Zannediyorum iki kere danışmanlık verdik. İlkinde daha dedi ki Nurten Hanım yanlış bir şey olabilir mi? Ben evi görmüyorum. Evi görmüyorum. İkincide dedi ki Nurten Hanım evi gördüm ama ben hayret ediyorum. İlk defa kendimi bahçesinden evi izledim. Hep içeride sıkışmıştı ya. Bakın 25 yıl orada önce bir parçası kalmış. Hala orada. Çıkamamış. O alandan bu alana her uykuda ben burada sıkıştım diyor rüyada. Bu parçayı buradan al. Bu gözlemci sürekli diyor anlatıyor. Ve ben bu bilinç boyutunda burada takılmak için burada değiliz. O alandan bilinç boyutunda o kişiyi telkin ve tabii ki her bir söz hipnozdur. Oradan çıkardığınızda kişi de artık bu kabus gidiyor. Bu kadar çok ki bir tanesini sürekli deniz kalkıp alıp götürüyordu. Mesela o da tek çalışmada gitti. İlla ki eskiden kalma mı? Hayır. Gelecekten de rüya gösteriliyor. Geçmiş gelecek sen nerede yaşıyorsan senin gördüğün rüya bu. Allah Resulü buna çok güzel diyor. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölecek. Nasıl öldü öyle uyanacak. Ve sonra yine dönüyor bir sır daha veriyor. Diyor ki kişinin küçük ölümü nedir biliyor musunuz diyor. Uykusudur. Sen her gece ölüyorsun. Nereye? Yaşadığın bugünkü şuradaki bilinç boyutuna ölüyorsun. Tekrar o boyutu yaşıyorsun. Tekrar nereye uyanıyorsun? Aynı boyuta. Burada o zaman yatarken ne diyeceksin? Allah'ım şükrümü artırmanı talep ediyorum. Allah'ım bana benim nerede, hangi boyutlarda şifalanmam gerekiyorsa bildirmeni talep ediyorum. Allah'ım bana açık ve net bildirilsin, hissettirilsin, gösterilsin. Talep et ya. Söz büyü değil miydi? Ben bunu yapıyorum. İşte büyüme kendini. Bilmeden yapmışım. Şifalandır. Yazdım pek inanmadım sanki söylediğim ama gerçekten yapıyorum. Aslında bu güç herkeste, tüm insanlarda hepimizde var. Önemli olan bu gücü keşfetmek. Allah hayır eder mi kulunu? Kendi kendimize aslında bunları gerçekleştirebiliriz. Tabii ki gerçekleştirebiliriz ki hani bunu hep hani birilerine, bir eşe, bir sevgiliye, bir çocuğa, bir anneye, babaya, arkadaşa ihtiyaç duyarız ya mutlu olmak için vesaire. Aslında duyacağız. Tamamen içimizde. Duyacağız içimizde. Önce kendimizi tanıyacağız, bileceğiz sonrasında. Tabii ki dünya seni seviyor ama burada sevilmeyen bir sen var. Küçük çocuk. 7 yaşa kadar çok mühim ya proje dönemi. Ay bu çocuk olsa mı olmasa mı, yapsak mı yapmasak mı? Ay çocuk da anne karnında. Ay olsa mıydı olmasa mıydı? Ay zamanı mıydı değil miydi? Bütün kayıtlar sende. Doğdun aman bu da fazlalık ya zormuş. Bütün kayıtlar bak. Sevilmeyen bir ne var? Sen varsın. Sen burada seni sevmediğinde zaten dışarıdakiler seni sendeki gibi yalandan seviyor. Evet. Sen ne zaman bunu alıp kabul ediyorsun, bağrına basıyorsun, onun burnunu siliyorsun, saçını tarıyorsun, onun ne sevdiğinden haberdar oluyorsun. Bu sefer senin gerçek hislerine hitap eden insanlar geliyor. Nurten'cim nasılsın? Nasılsın kelimesi o kadar ağırdır ki. Ben mesela soramam. Cevap vermek zor değil mi? Ben hemen tararım nasılım diye bakarım. Çok iyiyim ya. Fevkaladenin fevkindeyim. İyiyim elhamdülillah. Çok iyiyim. Ya bundan daha iyi nasıl olunur merak da ediyorum yani. Evet. Bunun ötesine de geçmeyi seçtim şimdi şu anda. Demek ki sorumluluk alacağım. İşte böyle konuk olunca, böyle yayın olunca da o enerji bize de geçiyor ve çok hızlı geçiyor yayın. Yapışkan. Ne güzel bir yapışkan geldi. İlk olarak bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay.
sizi ağırladığımız için, davetimizi kabul ettiğiniz için maalesef ki bitti diyorum ya. Lafınızı balla kesmek zorunda kaldık çünkü süremiz bitti bu sohbet için. Ağzınıza sağlık diyorum.